Selamünaleyküm, iyi seyirler. Rüverside iki haritasında yine videolarımız gelmeye devam ediyor. Bir önceki videoda bütün araziye kanola ekmiştik ama arazilere gübreleme ve kireçleme yapmamıştık. Sadece bu gördüğümüz araziye kireçleme ve gübre yaptık. Yani verim potansiyelini yükseltmeye çalıştık. pH değeri ve nitrojeni şu an mükemmel. Sağ altta da görebilirsiniz, mükemmel diye yazıyor. Şimdi o diğer 3 tane araziden aldığım kanola hasadıyla buradaki aldığım kanola hasadını karşılaştıracağım. Bakalım verim bonusunu hani yükselttik, gübrelemesini ve kireçlemesini yaparak yükselttik. Tabi taş toplama, sap parçalayıcı, bunların hepsini kullanarak yükselttik. Bakalım buradan nasıl bir verim alacağız ve çevre puanımız bize artı olarak mı gelecek, eksik olarak mı, eksi olarak mı gelecek, onun hepsini göreceğiz. Hadi şöyle bismillah. Hop, nereye girdi? İçerimizi açalım. Çoğumuz ne yapıyoruz? Tarladan hasat aldıktan sonra pulluk sürüyoruz. Üstüne bir mibzer geçiyor. Sonra tarlayı kendi haline bırakıyoruz. Ot bile çıkıyor. Yabani ot bile çıkıyor. Ben tarlalarımın hepsinde sabanlama kullanıyorum ki yabani ot çıkmasın. Daha fazla verim alalım diye. Yabani ot makinesi kullanacağıma, herbisit kullanacağıma sabanlıyorum ve bu şekilde daha iyi oluyor benim için. Şimdi bu araziye kireç ve gübrelemeyi yaptık. Tabi taşları topladık, sap parçalayıcıyla parçaladık, saban sürdük, pulluk sürdük, taşları topladık. Oradan mibzerle ekimini yaptık, gübresini attık, kireçlemesini yaptık. Verim potansiyelini en üst seviyeye getirdik. Bakalım buradan şöyle haritadan göstereyim. Benim 3 tane arazim vardı. Şu arazilerde, şuradaki ufak arazide, şuradaki arazilerde 3 tane kanola arazim vardı. Bu arazilerden kanolayı aldık. Ne kadar kanola aldık? Hemen şöyle stoklardan bakalım. Buradan yanlış yerleri de geziyoruz. Şimdi şuradan bakalım. Kanola 64 ton kanolamız var. 10 tonunu romorkun problemlerinden dolayı romork devrildi, çeviremedik. 10 ton öyle gitti. 74 ton. Yani 3 araziden 74 ton kanola almışım. Ve bu gördüğümüz şuradaki haritayı da göstereyim. Nerede bizim haritamız? Burada. Buradaki haritadan ne kadar kanola alacağız? Şurada ekim yok. Renginden de görüyorsunuz. Çünkü orası dönemeçli olduğu için oralara ekmedim. Ağaçlı falan olduğu için oralara hiç girip de uğraşmak istemedim. Buradaki arazinin verim potansiyeli şu an %100. Bakalım buradan nasıl bir kanola elde edeceğiz. Evet, borçları azaltmaya çalışıyorum. 1 trilyona yakın borç var. 64 ton kanola orada var. Depoda var. Buradan ne kadar alacağız? Burayı çok merak ediyorum. Acaba buradan ne kadar kanola çıkacak bize? Şöyle işçiye vereyim. Evet, tabii ki buraya gübre atmak için ilk önce inek çiftliğini kurduk. İneklerimiz bize gübre üretti. Tankımız burada birikiyor. Bu tankla tabii ki buna boşaltmak için asıl gübre işini o yapıyor, o tarlaya ekiyor. Kireç makinamız var orada. Romoklarımız var, su tankımız var, otomatik yem robotlu inek ambarımız var. Burada şey fabrikamız var. Saman tozu demeyeyim de çimenleri, kuru otu silaja çeviren makinamız var. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bak burada saman tozu hala silaja dönüştürüyor. Bak saman tozunu silaja döndürüyor. Yani öyle siloya sereyim, fermente edeyim falan olay yok artık. Fabrikaya getiriyoruz. Fabrika bize silaja çeviriyor fabrika. İşimiz kolaylaşıyor. 20 tane ineğimiz vardı. Şu an 40 ineğimiz oldu.
Onların da sütünden, bulamaçından, gübresinden yararlanıyoruz. Benim için bu arazi önemli. O kadar uğraştım, o kadar emek verdim. Bu gübreyi serebilmem için ineklerin gübreyi tamamıyla doldurması gerekiyordu. Şimdi buraya gübreyi kireçlemeyi yaptık. Nitrojen ve pH değerini yükselttik. Şurada bakın sağ alt tarafta mükemmel mükemmel diye gösteriyor zaten. Ha, şuralarda göstermez çünkü buralardan toprak numunesi almadım. Az daha ilerleyeyim. Ya, burada toprak numunesi almadığım için arazinin ama her tarafına döktüm. Beklenen verim 64 olarak gösteriyor. Çünkü biz buradan şey almadı. 74'e çıktı mesela. Şu an 89'a çıktı. Çünkü buradan numune almadığımız için eksik gösteriyor. Tam doğru bir şekilde göstermiyor. Bir sıra gitti. Şimdi bir çerimize bakalım. Ne kadar doldurmuş. %28. Kötü mü? Bakacağız. Yani diğer 3 tane araziden 74 ton kanola aldık. Buraya hepsini uyguladık. Bütün yapılması gereken her şeyi bu tarlaya yaptık. Bakalım buradan ne kadar kanola çıkacak. Böyle göstereyim. Diğer arazilerden mesela hala çalışmamız devam ediyor. Tabii boş durmuyoruz. Hemen şu araca gireyim. Mesela sabanlama burada kalmış. Çalıştır abi. Yani tüm hızımızla devam ediyoruz. Buralara falan hepsine eğer ben oradaki araziden iyi bir verim alırsam buradaki arazilere de gübreleme ve kireç uygulayacağım. Ama bana öyle çok fazla bir hasat geliriz getirmezse inanın gübrelemeyi de kireci de ürettiğim kireci de götürür satarım. Daha karlı olur. Uğraşmamış oluruz. Gübreyi de götürür satarım. Benim için daha iyi olur. Yani o kadar yani gübreyi bekledik, kireç makinesini kurduk, tarladan aldığımız taşları kireçe çevirdik. Bayağı bir emek verdik. Yani tutar da bize verim bonusu, çevre puanını artırıp para olarak karşılığında para olarak bize dönmezse sıkıntı. Dönmesini istiyorum. Eğer dönerse bütün arazilerime gübreleme ve kireç yapacağım. Tabii ki neye göre? Nitrojen ve pH değeri arazinin numune alacağız. Arazinin nitrojen ve pH değeri düştüyse kireç veya gübreleme uygulayacağız. Atıyorum pH değeri düştü, kireçleme. Nitrojen değeri düştü, gübreleme yapacağız. O da nasıl oluyor? Koyu yeşil olursa koyu yeşile yakın demesi iyi demesi. Ama sararma ve kızarmaya başlamışsa arazinin verimi şöyle söyleyeyim toprak verimi. Bakın mesela bu araziden almıştık. Bak pH'i bunun sarı. Mesela diyor ki buraya isterim diyor yani. Nitrojen değeri kırmızı diyor. Yani buraya gübre sermemiz lazım. %100 gübre sermemiz lazım. Çünkü bir dahaki hasatta burası iyice kırmızı olacak ve buranın bize para olarak geliri düşecek. Hasat geliri düşecek. Burayı yeşile doğru getirmemiz lazım. Tabii ki bu kırmızıyken biz dökmeye başladığımız zaman direkt yeşil mi olacak? Yok. Direkt yeşil olmaz. Burası sarı olur. Bir dahaki hasatta daha çok yeşile doğru gider. Yani uzun zamandır bu araziyi biz ne kireç ne de gübreledik. Buraya nitrojen gübrelenemedik. Gübre dökmemişiz. Buraya da kireç aynı şekilde. Bu da yavaş yavaş artık şurada daha koyu sarı. Yani bu bir hasat sonra bunlar da artık komple kırmızıya doğru dönecek. Yani kırmızıya dönmesi demek verim bonusu düşmesi. Yani burada alacağımız hasatın düşmesi anlamına geliyor. Bunları olabildiğince yeşil yapmamız lazım. Burada maviyi sakın maviye de gelmeyin. Mavinin de zararı var. Eğer biz bunları yeşile getirirsek tohum yaparken de yani yeşil de ya tohum yaparken de gübreleme yaparken de kireç yaparken de daha çok şey harcıyor. Tohum harcıyoruz yani. Mibzerle buraya tohum atarken daha az tohum atıyoruz. Ama kırmızı olursa daha fazla tohum atmak zorunda kalıyoruz. Böyle
sıkıntıları var. Onun için çoğumuz bunu önemsemiyoruz. Buradayı bekle de biz bir şuradan çıkar. Ha bakar mısın? Leş gibi ya. Bütün arazilere ben sabanlama yapıyorum. Çünkü sabanlama hem verim bonusunu artırıyor hem de yabani otla uğraşma derdimiz olmuyor. Yabani ot ne yapıyor? Hasadı azaltıyor. Bunun yerine belleme makinesi de kullanabiliriz. Dip kazan da kullanabiliriz. Ama onlarda ot çıkıyor arkadaşlar. Çünkü bu çok fazla derine indiği için toprağı çok güzel alt üst yapıyor. Toprağı alt üst yapınca bizim tarlamız daha verimli oluyor. Şimdi %80 olmuş. Biçer döveri durdurmadan toplayabilirsek çok güzel olacak. Abi seni bir eve göndereyim şöyle. Sen bir eve git abi. Buradan da evet, bizim saban gidiyor, jondere gidiyor. Şurada masayımız da bitirdi işini. Vallahi geçen bir arazide masay 4 romorku arka arkaya bağlı 4 romorku çekemedi, kaldı. Tarlaya saplandı. Steyr zincir bağlayıp steyirle çektik. Ve dedim ki yani pulluğu çeker Massey. 4 romorkada steyiri bağlayayım. Steyir çok güçlü bir traktör. Orta boy olmasına rağmen. Benim göz bebeğim diyebilirim. Kariyere başladı. 3. sezon kariyerindeyiz. Ve 3 sezondur da steyir elimizde. En eski traktörüm steyir. Bir tane arazimiz var. O araziden yulaf hasadı aldık. Samanı kaldırmam gerekiyor. Ama öncelik şu kanolayı çok merak ediyorum. Acaba bize oradan nasıl, ne kadar kanola gelecek? Çünkü oradaki önceliğimiz önemli. Borçlar bir aylık çoğaldı. Saban makinesi almam, saman toplayıcı makinesi almam lazım. Balya yapıcı. Çünkü onları da satacağım. Balyaya, samana ihtiyacım yok. Hem tarlayı da işleyemiyorum şu an. O samanı kaldırmam gerekiyor. İşler biraz yoğunlaştı. Mayıs ayındayız. Ekim ayındayız. Yani bu aylarda parayın gözüne vurduk vurduk. Evet, bu haritanın bence bir açığı var. O açığı bulmaya çalışıyorum. %80 yine doldu. Daha yeni biraz önce tam toplayamadık. Dolsun abi dolsun. Nice 180'ler gelsin yani. Baba seni bir göndereyim de. Sen de git baba hemen. Bizim masiyimiz. Sen de bir eve git. Biz yine şuraya geçelim.
10 bin kanola orada olsa 3 de burada var. Yani 13 ton kanola almış oluyoruz. Bu kadar yerden. Zaten tarlanın uzun tarafı da bu taraf. Yani ortalama buradan bize 25-30 ton kanola çıkar mı? Çıkar. Ve buradan da satışa gideriz. Diğer araziye iki tane arazim var. Taşlarının toplanması gerekiyor. Traktörleri oraya salacağım. Taşları toplattıracağız. Evet, iki traktör de yanaşmış oraya. Bugün kaç ton oldu şimdi? 14 ton. 30 ton çıkar mı ya? İnşallah çıkar. Vallahi var ya, traktörlerin ana sağlıyor ya. Vallahi ana sağlıyor. Şu taş toplamayı alayım da. Şimdi kardeşim seni burada ufak bir arazimiz var. Buradaki taşları da toplamadık. Tabi oradan kanolayı hasat ettik ama taşları toplamadık. Şimdi bizim masaya da bir küçük romork takacağım ki o taş biriktiği zaman romorklu taşları buna yükleyeceğiz. Evet, taş römorkumuz da burada. Evet baba, seni de buraya gönderelim. Bu da taşları toplayacak. Toplanan taşları buna yükleyeceğiz. Hemen biçer dövermizi kontrol edelim. Hadi %100 ol.
%39. %39. Çok mu? Çok fazla çıkmıyor gibi ya. 3 tane araziden ne dedik? 64 ton. 10 ton da öyle romok devrildi. Sattık onu. 10 ton öyle çöpe gitti. 74 ton. 1. 2. Bir de şurası bizimdi. Sattım çok tepelikti. 3 tane araziden 74 ton kanunu aldık. Buradan da buradaki araziyle hemen hemen şu aynı gibi ya. Aynı gibi. Bakalım bize burayı verdiğimiz zaman bize çevre bonusu verecekler mi? Çünkü kireçleme ve gübrelemesini yaptık. Toprağı güzelleştirdik. Çevre bonusu da vermesi lazım. %50 oldu. Öttüğü zaman %50. Bir daha öttüğü zaman %80. Öyle o şekilde ötüyor. Şimdi buradaki toprak kimyasal da çevreye zarar vermediği için bize artı para vermesi lazım. Bu araziden aldığımız hasat için. Kırmızıya dönerse bu arazi, yani şuradaki arazi gibi kırmızı gösterirse bize, böyle kırmızıya dönerse bu bize çevreye eksi puan veriyor. Ama yeşile dönerse artı puana geçiyoruz. Bakın şuradan numune aldığım yerler belli bak. Arazinin 3 yerinden numune aldık. Yani yeşile çevirdik. Çok koyu yeşil olmasa da yani bize kar yapacak şekilde yeterli yani. Bir dahaki gübrelemede, kireçlemede daha çok yeşil olacak. Daha iyi olacak. %60. Diğerlerine bakalım gitti mi, gidiyor mu, neredeler? Gözükmüyorlar ki. Lan nereden gidiyoruz? Tersten mi gittiniz bunlar? Ha, biri geldi. Diğeri de yolda. Evet dostlar, Mayıs ayındayız. Tekrar tarlalar düzeltip ekeceğiz. Ve bu yaz tarlalardan iki kere hasat almış olacağız. Çünkü önümüzdeki ay kış. İki kere hasat alalım ve borçlarımızı bitirelim. Üniversite haritasının bir açığı var. Yanılmıyorsam o tarlada saman var. O samanı kaldırdıktan sonra oraya farklı bir ürün ekeceğim. Ha, çok farklı olacak. Böyle buğday, arpa, yalak, yulaf falan filan değil. Çok farklı bir şey ekeceğiz. Ulan bu arazide taş yok diyecektim ha. Sonradan çıkınca. Evet, taşları bir toplayalım abi. Şurada ballarımız var. Tavuklardan gelen yumurtalarımız var. Tabi bunlar da birikti baya. Bak yumurta ne kadar olmuş. Toplam yumurtayı görebiliyoruz mu ya? Yok, şöyle ayrı ayrı bak. 1400 onda, 1400 orada, 1400. O bayağı yumurta olmuş. Bayağı da bal olmuş. Çok iyi olmuş. Bunları satacağız abi. %80. Hemen onu bir içeride öyle boşaltalım. Balları satacağız, sütleri satacağız, yumurtaları satacağız, borç ödeyeceğiz abi. Kesinlikle bu haritada hile falan kullanmadım. Para hilesi falan kesinlikle kullanmadım. Kontratlarla, bilmem nelerle, aldığımız hasatlarla o şekilde ilerledik. Ve gördüğünüz gibi yani öyle kötü makinalarım da yok yani.
Evet, ikinci romorkta dolmak üzere. Evet, ikinci römorku da doldurduk. 24 ton. Şu an 24 ton kanola aldık. Şuradan da bir 10 ton, 12 ton falan çıkarsa 36 ton kanola almış olacağız. Yani 36-36 bu haritayı ikiye katlasak ne yapar? 72 ton kanola oluyor. Yani hemen hemen şu iki araziden 72 ton kanola almış oluruz. Ama biz bu 3 araziden, şurada da var 1, 2, 3 araziden 74 ton kanola aldık. Bilmiyorum çok mu, çok fark yok herhalde ya, bilmiyorum da. Belki çevre puanı falan artısı gelir, güzel bir artı gelir. Oradan daha iyi alırız. Kireç makinesine bir bakalım. Birazdan kireç de üreteceğiz. İyi, romortumuz dolu. 12.000 de kirecimiz var. Bu tarlalardan da kireç taşları alıp götüreceğiz. Oradan da kireç öğüteceğiz. İyi güzel. Fena değil ya. Fena değil. Kirecimiz de yeter. 1, 2, 3, 3 hatta 4 tarla için yeter mi bilmiyorum ama yettiği kadar, yapacak bir şey yok. Şimdi bu taşları da toplasın. Buralardan numune alacağız. Numuneleri laboratuvara göndereceğiz. pH ve nitrojen değerlerine bakacağız. Düşükse kireçleme ve gübrelerini yükselteceğiz. Tabi gönül ister ki buraya o kadar gübreleme, o kadar kireçle uğraştık, döktük, serptik bilmem ne. Gönül ister ki buradan 50 ton kanola alalım. Ama yok abi, kanola zaten hasada az veriyor. Küçücük bir şey zaten. Ama değerli bir kanola, değerli. Şimdi bizim 4 tane arazimiz var. 2 tane araziye kanola, arazinin birine şeker kamışı düşünüyorum ve arazinin birine de farklı bir şey düşünüyorum ama onu söylemeyeceğim. Çünkü bu haritanın bir açığını buldum gibi, az kaldı. Eğer o açık doğruysa o şeyi, onun videosunu çekeceğim. Onun vallahi o olursa zaten bütün arazileri ondan ekerim ve tek seferde bütün borcumu bitirmiş olurum. Gördüğünüz gibi bir önceki, burada bir öncekinde mısır vardı. Mısır silajı aldık. Sol tarafımızda dere var. Sana kanolaya ne güzel. Para para. Kanola para. Ama tabi bunun zamanı yok.
Valla %50 oldu. %50 daha çıkar mı? Çıkar gibime geliyor. 24 ton. 10 ton da böyle alsak. 34 ton. Ya Allah bereket versin. Bence karlı oldu. Çünkü 3 tane araziden 74 ton, tek araziden 34 ton almış oluruz. Çünkü 2 tane arazi var ama 2 tane arazi de belki buradan da büyüktür oradaki araziler. Kaç hektar olduğuna nereden bakıyorduk ya? Bir yerden bakıyorduk ama nasıl bakıyorduk? Bu araziye çok emek verdik ya, bu kariyere. Bir kere yani hiç hile yapmadan başladığımız için, her şey emek sarf ederek yaptığımız için daha farklı oluyor. Böyle kaldırınca ne oluyor? İndirince ne oluyor? Ne bileyim, enteresan. Kesiciyi. %80 oldu ama %100 olmaz. %99 ton. Evet, 9 ton diyelim. 33 ton. Bu araziden 33 ton kanola aldık. Kötü mü? Bence kötü değil. 3 tane araziden 74 ton aldık. Bir tane araziden 33 ton kanola aldık. Bence güzel yani. Ki arazide mesela pH değeri ve numunesi tam yeşil de değildi, tam sarı da değildi. Sarıdan böyle yeşile dönme aşamasında
bu verim bonusu %80, bazı yerlerde 89, bazı yerlerde 93 diyordu. Yani %100 verim bonusu yoktu. Ona rağmen bu arada bence başarılı bir hasat elde etmiş olduk. Ne oldu lan? Niye boşaltmıyor bu? Ha, o remote zaten doldu ya. Aynen, o remote dolmuştu. Şöyle bir fotoğraf alalım değil mi? Fotoğraf almadan olmaz. Evet dostlar, şu içeri bir kapatalım abi. Dur lan. Evet abi, 33 ton kanolamızı aldık. Şimdi nereye satabiliriz? Nerede kanola? En pahalı neresi? 1723 diyor. Dizel rafineri. Tamam abi. Yeri işaretle. Yeri işaretledi. Haritadan da bir bakalım neresi oluyormuş. Aa, ta burası diyor. Ta aşağı mı götüreceğiz? Biz buradayız. Buradan böyle geri çıkacağız. Ta aşağı köşeye diyor dökmen lazım diyor. Ya zaten vallahi traktör niye zorlanıyor bunlar ya? Rampada zorlanıyor, burada zorlanıyor. Ya steer. Sen baba traktörsün ya. Tamam, hiç bize yerde yolda bırakmadın bizi. Burada da bırakmazsın ama. Çok yavaş çekiyorsun, çok yavaş hızlanıyorsun. Evet, hiçbir zaman yolda bırakmadı beni. Tabii hızlı ani dönüşlerde, süratli ani dönüşlerde traktörü devirme riskimiz çok fazla. Ama canı çıktı yani. Vallahi canı çıktı bak. Motor daha yeni yeni toparlamaya başlıyor kendini. Aman yavaşla, devrilmeyek. Borçlar ödeyemeyeceğiz ya, borçlar. Borçlar bayağı fazla. Borcu bitiremeyeceğiz de borcu nasıl bitirebiliriz ki?
buradaki kanolayı satsak 74 ton da 74 ne 64 ton da siloda var. Nasıl satabiliriz? Nasıl sat? Onları satsak buradan alsak 60 bin para. 60 bin bile alamayız. 120 bin paramız olur. Geç abi şuradan geç. Şu araziden geç. Arazi boş. Yüz bin 64 ton 64 tondan da 120 bin falan alsak 120 de burada olsa 240 bin TL'miz olur. Yok bizim biriken balları, sütleri, bilmem neler hepsini satmamız lazım. Sattıktan sonra şeker kamıcı ekici alacağız. Bir tane. Onunla şeker kamışı ekeceğiz arazinin birine. Diğer arazilere yine kanola ekebilirim. Borçları bitirmek lazım. Baba sen de bayağı bir yavaşladın yani. Niye öyle olduk? Adam görüyor, adam hiç taş maş toplamamış. Arazisinin taşını falan toplamamış. Vallahi biz taşı maşı topladık. Sap parçalayıcı falan bilmem her şeyini yaptık. Gübremizi, kirecimizi de serdik. Ama borçtan kurtulamıyoruz ya. Borç çok. Gerçekten de vallahi borcu çok fazla borç yapmışız. Hadi baba sen de çok zorlandın ya. Yoldan gitsem kestirme diye geçtik. Yoldan gitsek daha hızlı giderdik. Bu traktörümüz modlu bir traktör. Tabii şeylerde gücünü falan ayarlayabiliyorsun artık. Onların da hilesi var. Traktörü hızlandırabiliyorsunuz. Traktöre daha fazla güç yükleyebiliyorsun. Şimdikiler ne yapıyor? Mesela adam eski traktörlerle oynamayı daha çok seviyor. Eski traktörleri biraz hileyle güçlendirme yapıyor. Vallahi şu arazi zaten ekili ama bizim değil. Hasada da zarar vermeden şöyle ortasından yardıracağız. Şimdi bizim gideceğimiz yer tam köşede karşıda. ...1700 veriyor. En yüksek yer veren burası. Lolo. Baba az geri gel, az bir şey. Şöyle köşeden. Evet, gelsin paralar. Çevre puanından ceza mı yedim? Bir dakika. Çevre puanından ceza yedim. Çevre puanından ben niye ceza yedim ya?
315 TL ama normal. Çünkü araziler tam yeşile dönmedi. Bir dahaki sefere artıya döneceğim. O çevreyi sizden alacağım. Şuna bak, çevre puanından. Ulan römorku karşı duvara vurmuşuz. Arkaya satacağız diye. Evet beyler. Son römorku da dolduruyoruz. 65 bin paramız vardı. 35, 45, 55, 247 çevre puanı da buradan yedik. Evet, çevre puanından ceza yedik. Yani diyor ki çevre için daha çok çalışmalısın diyor. Şimdi ilk önce şuradaki sıkıntıyı bir düzeltelim abi. Şimdi bizim 4 tane romorkumuz var. Gördüğünüz gibi şunlar. 12 bin, 10, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 48 bin lira yapıyor. Böyle tek bir tane romork alsak. Büyüklerinden kaç tonluk mesela? 35 olmalı. 30 tonluk. 37 tonluk. En az 40 olması lazım. 55 bin liraya bu var. Bu kaç ton? 8 tonluk. Bu kaç ton? 10 ton. 45'lik var. Bu olmaz. 52 metreküp alıyor diyor. 52 ton alıyor diyor. 10.2 ton 90 bin lira. Abi onun da fiyatı çok ya. 90 bin lira. Bu 45'lik bu. Yani 7 ton fazla alıyor diye de yani 45 bin lira fazla verilmez. Böyle bir tek romorka düşürmek istiyorum. Çünkü işçiyi al buradan oraya götür sat dediğim zaman 4 tane romorka dolduramaz. Doldursa da getiremez. Getirse de ya gelemez. Bir türlü çıkartamaz. Çıkamaz işin içinden. Mutlu romorklardan bir bakalım. Kaç tonluk? 20 tonluk, 35 tonluk, 40 bin lira. Ama bu farklı mıydı? Bir bakayım bu. İçi raylı. İçi raylı abi geç. Yavaş yavaş döküyor. Olmaz o. Bu 18 ton, o da olmaz. Bunlar kamyonlar için. Tabii şey dayalarız ama traktöre. Mesela şu 20 ton diyor. Bu 17 ton. Zaten bunlar bizim elimizdekiler. En büyüğü bunun kaçmış? 21 tonlukmuş. 30 tonluk var. Fena da durmuyor ama. Bir daha bakalım. Şunları da almayacağım. Bunlar zaten rezil etti bizi. Ön alt tarım. Bunlardan ufaklarından bir tane alsak mı ya? Çok mu uzun? Tonajı kaç bunun? 6.5 çok da şey değilmiş ha. Ağır değilmiş. Şu 55 ton diyor. Ne diyor ya? O çok uzun olur. Tabii romorkların da çekmesi lazım. Yani alıp da çekemezsek sıkıntı. 11.3 ton. 51 tonluk. 67 bin lira diyor. Tonajı çok fazla. 4 tane romorku zor çekiyoruz. Hepsi tam dolu olmadan bile. 30 tonluk. 4.9 diyor. Ama ben de araziye gittiğim zaman yolda kalmayayım. Hani 40 tonluk orijinal modu alalım. Araziye girdiğimiz zaman rahat bir şekilde alıp çıkalım diyor. Ya aslında bir tane şöyle 35 tonluk almak ama o olmaz. Bu kaç ton? 32 tonluk. Bunun arkasına başka römork takılıyor mu? Bir bakalım. Takılmıyor abi. Bunun arkasına takılmıyor. Bizim orijinallere bakalım. Abi o çok pahalı. O olmaz da. Bu da olmaz. O da pahalı. Ya bunu alacağız ama inşallah arkasına römork takılıyordur. Standart. Yok abi römork takılmıyor işte. 40'lığın arkasına takılıyor mu? Yok buna da takılmıyor. O zaman neye bakacağız? Şuna takılıyor mu? Ah buna da takılmıyor. Bir tane şu bunlara takılıyordur ya. Evet baba buna takılıyor. Takılıyor mu lan? Diyor büyük ihtimal takılıyor. Bu kaçlık? 24.5. Buna ya şuna garanti takılıyordur ya şuna. 33'lük şuna uzantı var. Evet 33'lük bunu alalım. Rengimiz sarı olsun ya.
Şimdi baba bunu alacağız. Bizim şu eski remorkları satacağız. Pardon, özür diliyorum. Evet dostlar, şimdi remorku aldık. Şu 4 remorku satacağım, mecburum. Belki bir tanesini bırakabilirim. Hatta evet, bir tanesi kalsın. Evet, şöyle sattık. Bir tanesi kalsın. O bir taneyi de diğerinin arkasına bağlayayım. O şekilde en azından tarladan yarım yamalak çekmiyoruz. Hepsini tamamlar çekeriz. Şimdi o remork almak için traktörü bir şöyle markete göndereyim. Bizim işçiler ne yaptı? Onları da bir kontrol edeyim. Neredeydi bizim arazi? O taş toplama bitmiş. Orayı bitirmiş. Tamam babacığım, kaldır, topla. %75 çıkmış buradan taş. Hatta şurada birkaç tane taş kalmış da. Abi bu nasıl taş toplamış ya? Taşlar duruyor. Bu tarafta taş yok, o tarafta taş var. Neyse, yapacak bir şey yok ya, olduğu kadar. Buradaki arazide bayağı bir taş var. Orayı toplayacağız. Şu masayı da gönderelim. Sen de oraya. Sen de şu yola git. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Verimli bonustan valla buraya her şeyi yaptık. Güzel de hasat aldık. Kötü hasat almadık. Şimdi şöyle borcumuza da bir bakalım. 920 bin TL borcumuz var. Bir tane romork aldık. 3 tane romork sattık ama aldığımız romork da onlara göre daha pahalıydı. Şimdi 74 top, pardon, 64 top kanolamız var. 64 kanolayı da satacağım. Sütleri satacağız. Böyle arazileri falan bir düzelteyim de. Ondan sonra belki onun için bir daha video çekeriz. Sütleri, ondan sonra balları, yumurtaları ve 64 tonluk kanolayı satacağız. Borcu biraz daha bir nevi azaltmaya çalışacağız. Tabii azaltmadan önce de bizim şeker kamışı ekmem lazım. Şeker kamışında da şeker kamışını bir kere ekiyorsun, 3 kere hasat alıyorsun, tekrar tarlaya sürüyorsun, tekrar ekiyorsun, 3 hasat daha alıyorsun. Bu şekilde kar yapmaya çalışacağım. Arazinin birine şeker kamışı ekeceğiz. Tabii şeker kamışı ekmek için de tabii şöyle farklı aletler olacak. Böyle şeker kamışı makinamız var mı ya bizim? Böyle bir bakalım. Kaç para? 349 bin lira. Bu 3 metrelik, bu 2 metrelik, bu orijinal mod. Orijinal ile oynarım daha iyi. 350 bin lira. Ama tabi ekeceğiz. Daha ekeceğiz, çıkacak bilmem ne. Çok aceleye gerek yok. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Reverse'de haritasının bir açığı var. İnşallah o açığı yapmaya çalışacağım, bulmaya çalışacağım. Tam emin değilim ama bir şey ekmem lazım. Onun hasadının fiyatı çok fazla. Eğer doğruysa, eğer yanlış bir takibim yoksa bütün arazilerde ondan ekerim zaten. Ve borcu bir anda silerim. Tabii onun için ilk önce benim tabii onu bir denemem lazım. Gerçekten o açık doğru mu, yanlış mı? Onu bulmam lazım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.